Enflasyon cephesinden gelen haber fazla kaygı uyandırmıyor ama ihracat için aynı şeyi söylemek ne yazık ki zor. Ağustos ayında Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre %4.6 düşüşle 10 milyar 505 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ağustos ayındaki en ilginç veri ise ihracatın lokomotif sektörleri otomotiv ve tekstilin tahtını ele geçiren kimya sektöründen geldi. Kimya sektörü Ağustos ayında zirveye oturdu. Ağustos ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre %4.6 düşüşle 10 milyar 505 milyon dolar olarak gerçekleşti. En fazla ihracatı 1 milyar 455 milyon dolar ile kimyevi maddeler sektörü yaparken hazır giyim ve konfeksiyon sektörü 1 milyar 309 milyon dolar ile ikinci sırada, çelik sektörü ise 1 milyar 280 milyon dolar ile üçüncü sırada yer aldı. İhracatta ilk 8 aylık rakamlara göre en çok ihracat yapan sektör olan otomotiv sektörünün ise Ağustos ayında ilk 3 sektör arasına girememesi sürpriz oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, Avrupa'da yaşanan krizin ihracatta önemli düşüşlere neden olduğunu, otomotiv sektöründeki ihracatın da bu nedenle düşüş gösterdiğini belirtti. Avrupa'daki bu büyük kriz ve en çok ihracat yaptığımız Almanya başta olmak üzere, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ekonomisinde yaşanan sıkıntılar bizim ihracatımıza da olumsuz etki gösteriyor. Avrupa'ya olan ihracatımızın oranında önemli düşüşler var. Almanya ihracatımızda önemli düşüşler var ve en çok yine baktığımızda otomotiv sektörü en çok ihracat yaptığımız sektörken şu anda dördüncü konuma düştü. Büyükekşi faizlerin yüksek seyrettiğini, Merkez Bankası'ndan ve tüm finans sektöründen ihracatçılar için pozitif ayrımcılık talep ettiklerini söyledi. Büyükekşi ihracat kredileri için ayrı bir düzenleme yapılması gerektiğinin de altını çizdi. Biz özellikle yatırım için faizlerin aşağıya gitmesi gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye'nin büyümesinde, sürdürülebilir büyümesinde yine Merkez Bankası Başkanımız işte bundan sonra uçuş için elverişli bir hava yok. Bundan sonra karayolundan gidelim dedi. Biz de destekliyoruz. Karayolundan gidebiliriz ama ihracat hedefiyle karayolundan yolumuza devam edelim diyoruz. Ağustos ayında en fazla ihracat yaptığımız ülke 978 milyon dolar ile Almanya olurken Almanya sırasıyla Irak, İngiltere, Rusya ve Fransa takip etti. Bardağın dolu tarafına bakmaya çalışacağız. Zira Türkiye ihracatı Avrupa'daki daralmaya bağlı olarak giderek geriliyor. Bunun önüne geçilmesi çok zor. Alternatif pazarların yaratılması da kısa vadede mümkün değil. Dolayısıyla ihracatı kendi içindeki bazı kalemlerine ayırarak bakmak lazım. Orada kendini gösteren bir sektör var. Kimyasal maddeler sektörü. Kimyasal maddeler sektörü Türkiye'de geçen ay itibariyle en yüksek ihracat gerçekleştiren sektör oldu. Bunu soracağız ve sorgulayacağız. Neden oluyor, nasıl oluyor? Belki bu sektördeki hareketlilik diğer sektörlere de bir şekilde yansır diye düşünüyoruz. Telefon attığımızda İstanbul Kimyasal Madde İhracatçılar Birliği Başkanı Murat Akyüz var. Murat Bey, iyi akşamlar efendim. Cumhuriyet Ostrava'dan iyi akşamlar Ali Bey. Çok teşekkürler. Evet, ta oralardan katılıyorsunuz yayına. Aslında Çek Cumhuriyeti'nden katılmanızla ilgili de teşbihte hata olmaz. Söylemek istiyorum. Hani derler ya, gezen tilki yatan aslandan daha iyidir. Şimdi ben hep şunu görüyorum. Kimya sektörü, gıda sektörü ve benzeri sektörlerde faaliyet gösteren ihracatçılar sürekli geziyorlar. Ama bunun dışında bazı sektörler var ki onlar da böyle oturdukları yerden müşteri bekliyorlar. Acaba bundan mı kaynaklanıyor yoksa bunun dışında faktörler de var mı? Ali Bey, tabii bu da var. Şimdi mutlaka sahada da olmanız gerekiyor, masada da. Evet. Bu konuda her iki yandan da destek gerekiyor. Sadece dolaşmanın da çok fazla faydası olmadığı yerleri de biliyoruz. Ama şunu söylemeliyim ki gerçekten şu anda ekmek aslanın ağzında ve bizim de bu konuda çok daha ciddi bir çaba içerisinde olmamız lazım. Kimya sektörü olarak biz her ne kadar senenin başında bizim rakip sektörlerimiz işte otomotiv sektörü, tekstil sektörüdür dedik. Ama onlarla tatlı bir rekabet içerisinde gitmek istiyoruz. Onların bu kadar da düşüşü bizlerin de içine sinmiyor. Ama şunu söylemeliyim ki aslında bu da bir taraftan güzel bir haber. Kimya sektörü ne zaman yükselmeye başlarsa arkasından diğer sektörler de geliyor.
Sadece kimya sektörünün çeşitli ihracat artışları kendisi bireysel olarak olmuyor. Diğer sektörlere de birkaç ay sonra yansımaya başlıyor. Yani bu şekilde düşmelerin çok fazla devam edeceğini düşünmüyoruz. Mutlaka bir durgunluk var ama bütün ihracatçılarımız pazarlarını çeşitlemeye çalışıyor. Sadece Avrupa'ya odaklanmanın hata olduğunu ihracatçılarımızı anladılar. Bu yönüyle farklı bölgelerde farklı çalışmalar halen devam ediyor diyebilirim. Evet. Peki siz çok dolaşıyorsunuz dünyayı. Ben sizi aradığımda bir Peru'da, bir Şili'de, bir Bolivya'da, bir Çek Cumhuriyeti'nde, bir Slovakya'da buluyorum. Dünyanın pek çok coğrafyasını adım adım geziyorsunuz. Evet. Gerçekten bu tür turlar sonucunda Türkiye ihracatının kısa vadede kendini bir başka zemine taşıması mümkün mü? Yoksa bunlar hani böyle işte zordaki sektörün ihracat kapıları arayışı gibi mi görmek lazım? Tabii burada derken tabii yurt dışında olan birisi olarak söylemeliyim. Yüz yüze görüşmeler mutlaka çok etkili oluyor. Evet. Firmaların birebir kontağı uzaktan e-maillerle ya da işte elektronik ortamdaki yazışmalarla arasında çok daha bir fark yaratıyor. Ama şunu söylemekte fayda var. Avrupa'da da durgunluğu ciddi şekilde hissediyorsunuz. Şu anda Ostrava dediğimiz şehirde 10 yılda nüfus hiç artmamış, aksine eksi veriyor. Evet. Aynı zamanda binalarda en ufak yapılanma yok, yapılaşma yok. Bu gördüklerimiz çok da gelişen bir ekonominin habercisi değil. Ama Türkiye'yle kıyaslandığında tabii ciddi şekilde dinamizm konusunda bir fark var. Buna rağmen bu ülkeleri de mutlaka gelip bir şekilde ticaretimizin devamlılığını sürdürmemize fayda var. Özellikle düşen ihracat rakamları hep Avrupa'dan olmaya başladı. Son işte kimya maddeler ihracat rakamlarına baktığımız zaman Mısır birinci sırada ve %86'lık artış gösteriyor. Birleşik Arap Emirlikleri örneğin %25'lik artış gösteriyor. Irak %21'lik artış gösteriyor ama bakıyorsunuz İtalya %8 düşme gösteriyor. Evet. Nedense şu anda hep düşen ülkeler Yunanistan %17 düşüş gösteriyor. Romanya %10 ki Romanya bizim biliyorsunuz neredeyse ikinci adresimizdi birçok konuda. %26'lık maalesef Ukrayna'da düşüş var. Çevre bölgelerimizde çok da istikrarlı bir ihracat söz konusu değil. %12'lik düşüş yine Belçika'da. Ama Libya'ya bakıyorsunuz %350'lik bir artış var. Yani çok ciddi artışlar var bazı bölgelerde. Hem artan bölgelere daha fazla odaklanıp ihracatımızı artırıp hem de kaybettiğimiz pazarlarda da tutundurma çalışmalarını yapmamız lazım. Ama tabii bu sadece ihracatçının elinden gelmiyor. Bu yanda hükümetten de çok ciddi beklentiler halen mevcut. Hedef pazarlar var. Hedef pazarlar konusunda İhracat Genel Müdürlüğümüz, Ekonomi Bakanlığımızdan İhracat Genel Müdürlüğümüzün bu kaybedilen pazarları bir an önce tekrar desteklerle hemen ayakta tutması gerekiyor. Diğer yönüyle de evet. Üretim kalemlerimizi teker teker yatırım teşviklerle birleştirmek gerekiyor ki sektörler ilerleyerek devam etsinler. Ama şunu söyleyebilirim, Avrupalı birçok ülkeye göre bizler çok çok daha iyi bir konumdayız. Sektörlerin her ne kadar birbiriyle bu şekilde tatlı bir rekabeti olsa da sonuçta kazanan Türkiye oluyor diyebilirim. Çok teşekkürler Murat Akyüz, İstanbul Kimyasal Madde İhracatçıları Birliği Başkanı.